Aydın'da hava sıcaklıkları aniden mevsim normallerinin üzerine çıktı. Meteorolojiden 40 derece uyarısı geldi. Arkamda gördüğünüz termometre şimdiden 36-37 dereceyi gösteriyor. Aydın'da Mayıs ayı olmasına rağmen termometreler 36 derecenin üzerine çıktı. Çöl sıcakları başladı. Normal değil, normalin üstünde bir sıcaklık. Meteoroloji Aydın'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini açıkladı. Biz zaten Aydın olarak severiz sıcağı. Yani şu anda bu kadar yüksek sıcaklık tabii ki de beklemiyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde sıcaklıklar normal değerlere iner ve bu kuraklık da sona erer. Geçen yıl yine bugünlerde sadece 1-2 günlük ani sıcaklık yükselişleri yaşanmış. Ancak narenciyenin %90'ı çiçeğini dökmüş, büyük ürün kaybı yaşanmıştı. Tarım kenti Aydın'da geçen yılda benzeri bir olay yaşanmış. Portakal ağaçları çiçeklerini döktüğü için üreticiler %90'a varan ürün kaybına uğramıştı. Tarım açısından iyi değiller. Ben çiftçi adına üzülüyorum yani. Normal değil. Kuraklık iyi gitmiyor. Çünkü yağmurlar bayağı oldu yağmayalı. Çok sıcak giderse çiçekler yanar, dökülür yani. Hasat olmayabilir, mahsul olmayabilir. Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, aşırı sıcakların tarımı olumsuz etkilediğini söyledi. Tabii geçen sene takriben 4 gün falan süren, belki son 50 yılın en sıcak günlerini yaşamıştık. Bu şekilde devam ederse hem yüksek sıcaklıklar, hem su kıtlığı, hem kalitede, hem de verimde büyük düşüşler meydana gelir diye endişeleniyoruz. Daha önceki tecrübelerimizden de bu sabittir. Aydınlı çiftçiler bu yıl kuraklığın pençesinde. Buna bir de aşırı sıcaklar eklenirse sulama maliyetleri daha da ağırlaşacak. Kendirlioğlu sulama desteği istedi. Hem pandemi hem kuraklık yaşıyoruz. Üreticiler anlamında da özel ve sıkıntılı bir yıl. Su paralarının sadece bir seneye mahsus alınmaması çiftçilerimiz için çok büyük bir yardım olacaktır diye düşünüyorum. Sizin aracılığınızla devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu seneye mahsus bizden su ücretleri talep etmesinler. Meteorolojiye göre Efeler kent merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 37 dereceyi aştı. Kavurucu sıcaktan kaçan aydınlılar gölgelere sığındı. Dışarıda işi olanlar ağaç gölgelerinde bekledi.